İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. İyi bir karar vermek. Kararsızlık çok yaşarız bazen gün içerisinde işler yapmamız gereken işlerde. Bunun nedenleri vardır. En büyük nedeni bilgi eksikliği, tecrübe eksikliği, iradesizlik, ani kararlar alma ya da ortak karar almaya çalışmak gibi, alışkanlık haline getirmek gibi durumlardır. Karar vermek için bence çözümü tüm açıklığıyla tanımlayın. Belirtilerle değil, sorunun kendisiyle ilgilenin. Yani bir ortada bir aksaklık var, bir iletişimsizlik var, anlaşamadığınız bir durum, kişi ya da sorun var. O kişiyle durumla değil de neden anlaşamadığınız üzerine fikir yürütün. O bilgileri toplayın. Zihninizde onu endeksleyin. Yani neden ben anlaşılamıyorum ya da nerede ne hata oluyor ki bu işi sorunu çözemiyorum şeklinde bir düşünce fırtınasına, beyin fırtınasına girin. Teknikleri uygulama kısmına gelirsek, zaman yönetimi verimli kullanma tekniklerine bakacak olursak önceliklerinizi belirleyin. Plan yapın, program yapın, gereksiz duraklamaları engelleyin. İşlere zor kısmından başlayın. Bir işi bir anda tek bir iş üzerine odaklanmayın. Hayatınız tek bir işten ibaret değil. Sosyal olmaya çalışın, sosyal yönünüzü güçlendirin. Mümkün olduğu kadar hani her şeye vakit ayırmaya çalışın ama ayırdığınız vakti de kaliteli geçirin. Azsa, çok uzun süre götüremiyorsanız, 40 dakika bile olsa bir kitap okuyacaksanız onu en iyi şekilde okumaya çalışın ve kararlı olun bunda. Ya da bu işi bitirmek zorundaysanız 40 dakika bile olsa o işi hiç dikkatimi bozmadan sadece o işe odaklanacağım diye bir karar verin ve onun peşine düşün. İşlerinizi önem ve aciliyet düzeyine göre belirleyin. Önemli acil işleriniz her zaman ilk önce yapılmalı. Önemsiz acilse daha sonra, önemli acil değilse 3. aşamada yapılır. Önemsiz acil değilse hiç yapmasanız da olur. 4. aşama önemsiz acil de değil. Yani bu çok da gerekli olan bir durum değil. Mesela önemsiz acil değil. Bu tarz durumlara fazla vakit ayırmaya gerek yok. Boş işler, kaçış faaliyetleri, ilgisiz yazışmalar ya da internette gezinme. Önemsiz ve acil değil. Bunu yapmanızı da gerek de yok ama yaparsanız da kısıtlı bir sürede yaparsınız. Bir deşarj olursunuz, tekrar işinize dönersiniz. Bunda da sınır koymanız önemli. Bazen motivasyon sağlayabilir. Yani iş dışında farklı şeylerle uğraşıp bir 10 dakika, 15 dakika, ondan sonra 10-15 dakikaya geçmemek kaydıyla tekrar işe dönmek bir motivasyon sağlayabilir. Yani işlerinizi değerlendirin. Ne kadar önemli, ne kadar acil. Önemli ve acil olanları günlük iş listesine öncelikli olarak yazın. Ve ondan sonra önemli ama acil değiller yazın. Daha sonra önemsizleri ekleyebilirsiniz. Her zaman yazmak iyi olur diyorum. Ben tavsiye ediyorum. Kendi yaptığım bir şey olduğu için söylüyorum. Ama bazı insanlar yazma taraftarı olmaz. Kafanızda da oluşturabilirsiniz. Yani yanınızda mutlaka bir not defteri bulundurun. Kalemi eksik etmeyin. İyi oluyor. Yani güzel oluyor gerçekten. Bazen bazı durumlarda insan her şeyi, aklına gelen şeyi not ediyor. Aa, ben bunu düşünmüşüm. Ya bunu hissetmişim dediğim durumlar oluyor, emin olun. Bazen bir check-in yapıyoruz. İnsan kendine bir check-up yapıyor. Bir okuyorum. İyi hissettiğini. Aa, şu anda farklı bir duygudayım. Demek ki arada böyle geliş giriş duygularım oluyor falan. Yani güzel bir nokta. Bence değerlendirebilirsiniz. Masanızı, bilgisayarınızı ve mümkün olduğu kadar ev ortamınızı sade tutun. Düzenli ve sistematik olsun. Ne kadar sade olursa zihniniz, işinizi, işlerinizi yetiştirmeye o kadar kendini şey hisseder, güvende hisseder. Günlük plan, haftalık plan, onları konuşmuştuk zaten. Mutlaka işlerinize zaman sınırı koyun. Gerekli ya da gereksiz fark etmez. Her işinizde bir zaman sınırınız olsun. Şimdi
Şimdi kendini yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Arada bir kontrol iyi gelir. Yani arada bir kendinizi mutlaka kontrol edelim. Yani ben de kendimi kontrol ediyorum. Bugün ne yaptım? Bakın şöyle bir size pratik yol öğreteyim. Yani öğreteyim derken hani bu da benim öğrendiğim bir şey. Gece yatarken neyi düşünürseniz sizin gündeminiz olur. O günkü gündeminiz onunla geçmiştir. Sabah kalktığınız zaman da ne düşünürseniz hayatınız, gününüz onunla geçecek. O yüzden gece yatarken düşündüğünüz şeyleri ve sabah kalktığınız zaman düşüneceğiniz şeylere bir bakın. Birkaç gün bir inceleyin bakalım. Tutuyor mu, tutmuyor mu? Yani gece ne düşündünüz? Yatarken ne düşündünüz? Günü bir değerlendirin ve ne yaptınız? Pişmanlıklar mı var? Kırgınlıklar mı var? Öfke mi var? O hissettiğiniz duygu sizin gününüzdür işte. Moral mi var? Motivasyon mu var? Keyif mi var? Ya da hiçbir şey de olmayabilir. Ama bir düşünmenizi isterim. Ve bunu da ertesi gün yazın. Ya da o günkü, o anda yazın. Evet, bir kırmaktan korkuyorum. Hayır diyemiyorum. Evet, biraz hassas insanlarda özellikle bir arkadaşımızın sorusu var bu konuda. Kıramıyorum diyor. Evet, bu çok karşılaştığımız bir durum ama sizin kaldırabileceğinizden fazlası da bedensel ve zihinsel olarak benim sınırım bu. Zihinsel olarak ve bedensel olarak zorlandığınızı hissediyorsanız ve içinizden artık yeter. Of. İmdat çığlıkları başlıyorsa hayır demeniz gerekiyor. Bu sınır budur aslında. İçinizden artık yeter duygusu geliyorsa bir stres hali, bir öf hali yani bunu çok çeşitlendirebilirsiniz. Herkes de farklı olduğu için ben genel konuşuyorum. Hayır diyemiyorsanız bu duygularda yaşıyorsanız demeniz gerekiyor. Diğer türlü sizde bazı belirtiler olmaya başlayacaktır. Yorgunluk başlayacaktır, bıkkınlık başlayacaktır. Artık size sıkıntılar olacaktır. Arkadaşlar slaytın sonunda iletişim bilgilerim hakkında bir bilgi vereceğim. Hani Instagram hesabımı vereceğim. Orası yeni düzenlemeye çalıştığım bir yer. İnşallah oradan haberleşebilir. Sorularınızı oradan da cevaplamaya çalışırım. Memnuniyet duyarım sorularınız olursa da. Şimdi sabah ne düşünecektik? Evet sabah ne düşünecektik? Önemli. Hani ben bunu bir genel kültür olarak sunuyorum. Akşam yatarken düşündüğünüz şeyler sizin şeyiniz. O günkü gündeminizi belirler. Sabah düşüneceğiniz şeyler de gün içinde yapacağınız şeyleri belirler. Birisi yaptığınız gece yatarken sabahki de yapacağınızı belirler. Bu yüzden iyi planlama yapın. Zihni olarak iyi planlama yapın ve kendinizi şartlandırmaya da çalışın. Hani mümkün olduğu kadar zamanında farkında olun. Biz akıp giden bir zaman var ve bu zaman herkes için sonlu ve ölümlü. Ve tükeniyor. Ve akıp gittiğine farkında olun ve ne kurtarırsanız kârdır diye düşünün. Bu hayatınızda olması gereken bir düşünce bence. Yani arada bir kontrol yapın. Şu anda ne yapıyorum? Mesela şu anda çok iyi bir zaman geçiriyorsunuz belki. Yani şu anda kendinize şu soruyu sorun. Şu anda ne yapıyorum? Yapın. Yani ne yaptığınızı bir düşünün, bir değerlendirin. Kendinize yabancı olmayın. Ya akışta kendinizi unutmayın. Arada bir kendinizi yoklayın. Ne yapıyorum? Nasıl gidiyorum? Yani isminiz Ayşe, Fatma, Güven. Ben bazen Güven nasıl gidiyor? Yani iyi gidiyor mu? Ya da sorun varsa niye var? Nasıl var? Ne yapabiliriz falan. Yani kendinize biraz şey yapın. Yoklayın kendinizi. Zamanı boşa harcamadığınızı bir değerlendirin. Ve şu soracağım. Zamanımı en iyi nasıl değerlendirebilirim? Sorusunu kendinize mutlaka sorun. Şimdi sona geldik. Biraz sonra soru cevaba geçeceğim arkadaşlar. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Yani 9 ile 11 saatler arasında biraz verimli saatler olduğu ifade ediliyor. Benim için de bu geçerli. Bu zamanları çok iyi kullanın ve bu anlarda en çok zor işlerinizi, dikkat gerektiren işleri bu zamanlarda halletmeye çalışın. Ve biyolojik saatinizi de gözden kaçırmayın. Yani siz hangi saatler arasında çok verimli oluyorsunuz? Bunu düşünün ve o saatler arasında zor işlerinizi yapmaya, iyi işlerinizi yapmaya çalışın. Kendi kendinize söz verin. Her alışkanlıktan önce güçlü bir iradeyle biz güçlü bir iradeyle kurtulabiliriz her şeyde.
Alışkanlıklar, yani bu madde bağımlılığından tutun da normal günlük davranış alışkanlıklarına kadar, obsesif davranışlara kadar arkadaşlar, bunlar güçlü bir iradeyle kurtulabiliriz. Ve bunlar vücudun doğrudan ihtiyacı olan ekmek gibi, su gibi, yemek gibi davranış durumlar değildir. Dikkat edin, bağımlılık yapan her şey vücudun ihtiyacı olmayan, vücuda sonradan dışarıdan verilen durumlardır, alışkanlıklardır. Bu yüzden bunlardan kurtulmak, atıyorum bir su içmekten kurtulamazsınız. Bu çünkü ihtiyacınızdır, fizyolojik bir ihtiyacınızdır. Ama bir alkol içmekten kurtulabilirsiniz. İstiyorsanız, istemiyorsanız bir şey yok. Ya da sigara içmekten kurtulabilirsiniz. Çünkü vücuda sonradan dışarıdan gelen bir durumdur. Ve bunlar, bağımlılık yapan şeyler de genelde bunlardır. Dışarıdan sonradan yapay olarak vücuda verilen şeylerdir. Alışkanlıklar da böyledir. Vücuda sonradan dışarıdan kazandırdığımız şeylerdir. Planlamalar yapın, analiz yapın. Bu bir şeydir. Yani sizin günün içerisinde hepimizin hayatında olan şeyler ve bunları yapmaya çalışın. Biraz önce bir resim vardı. Bir kadıncağız, 9 tane eli var. Hani hepimiz bunu annelerimizden, ben çok duydum kendi annemden, sizi bilmiyorum. Benim 9 tane elim var. Hangi birinize yetişeceğim? Elim mi var? Hangi birinize yetişeceğim şeklinde bir sezlenişte bulunuyor. Evet, bu bizim hayatımızdaki 9 aşama diyelim. 3, 6, 8 belki. Bunlar hepimizin hayatında olan şeyler. İyi bir organizasyonla hepsini biz başa çıkabiliriz. Bunları biraz daha düşünün, üzerine gidin. Yani biz şimdi bunları anlattık geçti olmasın. Hani üzerine gidin, değerlendirin ya, kendinize bir pay çıkartın. Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Buradan kendimde hangisi bana hitap ediyor? Ona göre kendinize bir yol haritası çizin. Ve bunları da yapmaya çalışın. Şimdi öncelikle özet olarak önceliklerinizi belirleyin. Etkinlikler tanımlayın. Planı uygulayın. Engellerle başa çıkın ve engellerle takılmayın. Ve sonuçları değerlendirin. En sonunda işleriniz bitince kendinizi bir değerlendirin. Şimdi sonuç olarak bakın, hani zaman yönetiminde ufak hedefler koymak ve bunları gerçekleştirmek bizim benlik saygımız açısından, varoluşumuz açısından ciddi iyileşmeler sağlayacaktır. Bir şeyleri başarma hissi. Bakın biz her zaman diyoruz, küçük bir çocuk bir şey yapınca nasıl mutlu oluyorsa, ben bile bir şeyleri başarınca çok mutlu oluyorum. Başarma hissini tadın ve bunu da yapmaya çalışın. Yaparken de ufak hedefler koyun. İlla ki büyük hedefler olacak değil. Hayatınızda mükemmeliyetçi düşünmeyin. Çok büyük şeylere hedef koymayın. Adımlarınıza bakın. Adım attığınıza bakın. Bir adım bile atsanız çok büyük bir şeymiş gibi algılayın. Kendinizi motive edin. Şimdi insan varoluşunun 5 temeli var aslında. Hani bu zaman veya stresin dışında bir konu ama bunu da bahsedeyim. Ondan sonra da bitireceğim. Biz 5 tane varoluş üzerine şeyizdir. Yani yaratılışımızda 5 tane varoluşumuz var. Bir biyolojik temelimiz var. Bedenimiz, organlarımız, fonksiyonlar bunların, davranışlarımız. Bir önce bunu bir anlayın. Benim bedenim, organlarım nasıl, ne işe yarıyor? Varoluşunuz bu size mutluluk, bunları tanımanız size mutluluk verecektir. Duygularınız, heyecan, kaygı, umut. Uyurken bile bizle, düşünsenize. Yani yattığınız zaman neyle baş başa kalıyorsunuz? Aklınızla mı zannediyoruz? Hayır. Tamamıyla bilinçaltı. Bilinçaltı neyden oluşuyor? Duygulardan oluşuyor. Gördüğünüz rüyalar, yaşadığınız durumlar, sabah kalktığınızda hissettiğiniz duygu. Bazı insanlar kendisini çok iyi kötü hisseder, bazıları çok iyi hisseder. Bu neden? Arka planda bir bilinçaltı çalışmış, bir şeyler hissetmişsiniz, bir şeyler yaşamışsınız. Ve duygularınıza da odaklanın. Hissedin. Ne hissediyorum? Kendinizi kontrol edin. Arada bir kontrol diyorum ya, iyi olur. Kontrol edin. Zihin ve aklımız var. Yani bunun bir odaklanın. Bu da bir varoluşumuzun bir boyutu. Kullanın zihninizi, aklınızı. Yani fikir yürütün, yazın, okuyun, düşünün, tartışın. Mesela bu tarz eğitimlere katılın. Bunlar size mutlaka katkı sağlayacaktır. Yani eğitim aldıkça mutlu olacaksınız. Emin olun mutlu olacaksınız. Çünkü gelişiyorsunuz, değişiyorsunuz. Sosyal yönümüz var. Sosyal yönünüzü iyi kullanın. Ailenize, çevrenize ve size değer veren insanlarla vakit geçirin. Bunlara vakit ayırın. Bakın bu da bir zaman yönetimi. Bu 5 nokta da bir zaman yönetimi.
Sosyalliğinizi değerlendirin. Gidin, gezin, dolaşın, tatillere gidin. Hayatınızdaki diğer unsurlara, ailenize, anne babalarınıza, çocuklarınıza, evlatlarınızı ziyaret edin. Ve bunu da kullanın sosyal yönünüzü. Bu da bir varoluşun boyutu. Bunu da ihmal etmeyin. Bakın hangi birisini ihmal ederseniz diğeri problem olur. Yani buradan problem yaşarsınız bu sefer. Manevi yönünüz var. Bir şeye inanıyorsunuz. Neye inanırsanız inanın. Ve arada bir bunun tartışmasını yapın kendi aranızda, arkadaşlarınızla, ailenizle. Ya şöyle diyorlar da bu böyle olsa nasıl olur? Sadece bu odaklı düşünmeyin. Yani biyolojinizi düşünün, duygularınızı, zihninizi, aklınızı, her şeyinize hitap edin yaptığınız faaliyetler. Felsefi yön, mesela fikir üretin, fikir tartışmalarına katılın, düşüncelerinizi belli edin, arkadaşlık ortamında konuşun. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Bizim sağlıklı olmamız için gereken noktadadır. Mesela bu bir örnek bir etkinlik. Birinci plan, hani dedik ya bedeninizle alakalı bir planlama yap. Egzersiz yap. Doğru beslenin ve iyi nefes alın. Bu en güzel stresin ilacı işte bitti. Hiçbir şeye gerek yok. Ve 20 dakika plan yapın ve olumlu düşünün. İyi nefes alın ve 20 dakikalık bir plan yapın. Egzersiz yapın. Ama egzersiziniz yürüyüş olursa dediğim gibi daha sağlıklı olur. Duygularınızı gözden geçirin. Biraz önce dedim ya duygularımız var. Not alın. Kaygılı mısınız? Heyecanlı mısınız? İyi duygular getirecek sevdiğiniz bir faaliyet yapın. İmmün sisteme, bağışıklık sistemine katkı sağlayacaktır bunlar. Keyif alacağınız etkinliklere katılın. Üçüncü olarak akıl ve zihniniz var. Mesela akıl oyunları bulun. Matematik formülleri çözün. Bunu ihmal etmeyin. Özellikle belli bir yaştan sonra hepimiz için gerekli. Bu benim için de, sizin için de. Bulmacalar çözün. 20 dakika sessizliği dinleyin. Mesela bu çok önemli. Ben çok önemsediğim bir nokta. Oturun dinleyin sadece. Bunu sürekli vurguladım konuşma içerisinde. Dinleyin. 20 dakika kendinizi dinleyin. Aklınızı dinleyin. Hiçbir şey yapmayın. Yani şunu hissedeceğim diye şartlandırmayın kendinizi duygusal yönde. Sadece sessizliği dinleyin. Dışarıdaki seslere odaklanın. Dışarıda ne ses geliyor? İnsanlar ne düşünüyor? Ne yapıyor? Ne sesli? Kuşlar mı var? Başka bir şey mi var? Sosyal ilişkilerinizi sıcak tutun. Aile, arkadaş, çevre. Mutlaka bunlarla vakit geçireceğiniz zamanlarınız olsun. Bu zamanları da ayırın. Ya bu hafta hiç kimseye ziyaret etmedim. Bu hafta birini ziyaret edeyim. Annemi, babamı, arkadaşlarımı, çocuklarımı fark etmez. Kimi düşünürseniz. Bir ziyaret edin. Çevrenizi, komşularınızı mutlaka. Sıcak tutun. Telefonla hiçbir şey yapamıyorsanız telefonla arayın, konuşun. İhmal etmeyin. Çünkü çok fazla yabancısızlık da iyi değil psikolojik açıdan. Çünkü insan ister, kan çeker. İnanç ve felsefe sohbetleri oluşturun. Kendinizce. Hani felsefi akım bir düşünceniz vardır. Aynı görüşü paylaştığınız bir grup vardır. Bunlara katılın. Bunlara da bir zarar gelmez. Yani gidin, atıyorum, bir hobiniz vardır. Satranç takımı vardır. Gidin bu ortama gidin. Bunu yapan insanlarla bir arada bulunun. Ya da bir felsefi bir akım vardır. Bunun toplantısı vardır. Bu internette şeylerde ben de çok zaman katılıyordum. Bu tarz şeylere katılın. Ve tartışmalara katılın. Felsefi tartışmalar. Bunlar çok ufuk açıcı şeyler oluyor bir yerde. Bunlar da bunun elinizden gelen de en iyisini yapın. Sadece yapın. Evet, sonuç tek başına sizin elinizde değil. İyi ya da kötü olabilir. Ama siz sonucu değiştiremezsiniz. Ama elinizden gelen en iyisini yaparsanız, özür dilerim, sonucu değiştiremezseniz bile elinizden gelen en iyisini yapmanın keyfini ve mutluluğunu yaşayın. Bu size çok şey katacaktır. Sürece aşık olun, sonuca değil. Sonuç mutlu da olabilir, olmayabilir de. Ama siz elinizden gelen en iyisini yaptıysanız eğer, emin olun bu mutluluk size yetecektir.
Çünkü sonuç tek başına sizin elinizde değil. Bir de yaradan var. Size nasip eder etmez hayattaki güzel şeyler. Bunu bilemem ama bize düşen şey bunu bir aşkla, bir keyifle bu zamanı yaşamak. Ve bunu da yaşamaya çalışın. Bu dediğim beş durum üzerinde yaşarsanız varoluşunuza hitap etmiş olursunuz. Ve vücudunuz, bünyeniz çok daha mutlu hissedersiniz, çok daha iyi hissedersiniz. Sadece duygular, sadece biyolojik yapı, sadece sosyal ilişkiler bir şey katmaz. Bu beşini dengeli bir şekilde yayarsanız çok şey yaşayabilirsiniz, çok şey katabilir. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Let's